Selamlar, ismim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tek Marka Revolution'un makyaj ürünlerini, elimdeki makyaj ürünlerini sizlere göstereceğim. Aslında önce sadece far paletleri gösterecektim. E, bu sizden gelen bir talepti. İşte Wet White far paletlerim. Revolution far paletlerim gibi. Sonra baktım böyle elimde sevdiğim ürünler var. Neden hepsini göstermeyeyim dedim. Çok da böyle uzatıp sıkmayacak kadar ürün elimdekiler. E, şimdi onları birlikte inceleyelim, konuşalım, sohbet edelim. Far paletleriyle başlayalım o zaman. E, bir yandan da bu aralar böyle şey, makyaj çekmecemi, dolabımı düzenlemeye çalışıyorum. Bazı elediklerim de oluyor. Bir yandan eskimiş olanları, kırık olanları atarken bir yandan da işte verilecekleri veriyorum. Ya da böyle kullanmadığım duran yeni ürünler varsa bir yandan da dolaba yüklüyorum bu arada. Bu da ayırdıklarımdan biri. Çok severek de kullandım aslında ama bir noktadan sonra unutuldu. Kullanırım diye tutuyorum ama kullanmıyorum. Bu Revolution Pro'nun Regeneration süper paleti. Şöyle göstereyim. Hatta bitenler videosuna da ekleyeceğim ya da ekledim. <laughs> Peş peşe çektiğim için videoları. Renkler çok güzel. Daha çok simli. Böyle mat olan e, koyu renkler de var. Şöyle elimde göstereyim. Bunun üretimi yok. Bir yandan da swatchlayayım. Artık üretilmiyor ama Trendyol'da bazen bulunuyor hala. Böyle çok tatlı pembe simli tonları var. Kiremit tonları var. Maviler, yeşiller hepsimli. Ama böyle e, çirkin bir simsim de durmuyor. Özellikle şu, şu moru çok beğeniyorum. Ay atmasam mı diyorum hatta şu renkten dolayı. Bakar mısınız? Şöyle pembeler de çok tatlı. Çok pembe var zaten. Yeşil de böyle açıklı koyulu tonlamasına. Bunlar böyle zaten son zamanların moda olan e, makyajı biliyorsunuz artık böyle gölgeli makyajlardan ziyade. Tek renk makyajlar, renkli makyajlar çok moda bu sene. Onun içinde aslında çok ideal bir palet ama artık eskidi. Yani hani bence bir noktadan sonra mikrop yuvası oluyorlar. Ay şu mor da çok güzel. Nerede? Burada. Nasıl gösterebilirim onu? Onu şöyle ayrıca göstereceğim. Çok tatlı bir renk değil mi? Bir de böyle içinde kendi tonları mesela açık yeşil, koyu yeşil var ama kendi ton geçişleri de olduğu için kendi içinde böyle bir geniş alanda özellikle yine böyle kendinden geçişli gibi oluyor güzel duruyor çok severek de kullandım ama Sanırım vedalaşacağım artık. Bir de burada siyah vardı. Siyah kırıldı, döküldü artık. Onu en çok kullandığım oydu zaten ama yani kullanmıyorum ya. Çok güzel renkler ama kullanmıyorum. Ama eğer görürsem belki yenileyebilirim. Şimdi böyle renklerine güne çok hoşuma gitti. Neyse bunun artık vedalaşalım. İki tane far paleti göstereceğim. Bence ya zaten Revolution'ın Far paletleri çok kaliteli. Toz farları çok kaliteli. Pigmentasyonu çok iyi. Kalıcılığı çok başarılı. E, renkler çok güzel. Bence böyle e, dizayn da de çok güzel. Birbirleriyle uyumlu bir palet üretimi var. Yani favorilerimden iki tane paletim olsun ama bütün makyajları yaparım diyorsanız bu ikisi gerçekten çok ideal. Bunda gece makyajı da yapılıyor. Günlük makyaj da yapılıyor. Mat makyaj da e, böyle daha parlak simli makyaj da, gölgeli makyaj tek renk makyaj fark etmez. Şu benim joker paletim. Yani bir seyahat yapacaksam eğer direkt bunu alıyorum yanıma. Bunu da şimdi kolumda göstereceğim yine. Ee, yani hem gece makyajı, hem günlük makyaj için çok uygun toprak tonları tam benim sevdiğim gibi. Güzel böyle pembe tonları da var. Şu baz rengi var. Bu çok önemli benim için. Siyah var. Koyu böyle transition, açık ve koyu transition renkleri var. Kiremit var hemen hemen her mevsim çok kurtarıcı bir palet. Bir de yanına bunu düşünün. Renkli makyajlarınızı da bununla yapabilirsiniz. Bu da harika bir palet. Bu iki palet gerçekten bence tüm ihtiyaçları karşılıyor. Önce şu favorimine başlayalım. Koluma hemen swatchlıyorum. Şöyle göstereyim, ihtiyacımız olan bütün renkler palette mevcut. Özellikle de ben hangi rengini çok kullanıyorum? Şu Mürdüm rengini çok kullanıyorum. Parparatını göstereyim elimde. Çok yamuk su boşladım. Şu rengi özellikle çok kullanıyorum. Böyle açık pembe. Flormar'ın o stick kalemi. E, dışına da bu. Böyle bir gölgeli makyaj. Çok güzel oluyor. Yani çok güzel renkler. Çok kullanışlı. Bence herkese de yakışacak renkler. Tek bir far paleti olsun ama bir sürü makyaj yapayım diyorsanız bu. Hatta bununla böyle tek palet dört makyaj falan gibi bir videoda çekmeyi düşünüyorum yakın zamanda. Ve bu da böyle tam baharın yazın paleti. Harika bir palet. Bu renkler de çok güzel. Özellikle böyle açık renkli arkadaşlar da şunlar tabi pastel tonları daha çok belli olur. Ama yani bende de belli oluyor buğdayım. Şöyle yapabilirsiniz ama. Atıyorum renk belli olmuyor diyelim. Böyle açık bir kapatıcı sürüp ya da beyaz kalem, göz kalemi, beyaz bir kalem sürüp üstüne bunu sürdüğünüz zaman da eyeliner olarak da kullanılabiliyor. Ya da böyle fırça sadece ıslatınca bile ben eyeliner olarak özellikle şu rengi çok kullandım. Hatta iki sene önce falan evet, takıntımdı şu renk benim. Çok seviyordum. Baharda böyle sadece bunu sürüyordum, kullanıyordum. En çok kullandığım renklerden biri de bu olmuş zaten. Şu, şu ve şu yeşili çok kullanmışım. <laughs> bunu da hemen swatchlayacak bir yer bulup şuraya sığdıracağım. Buraya sığdıramadım. O yüzden tüm kollarımı silip şurada göstereyim istedim. Bakar mısınız şu tatlılığa? Çok güzel. Bütün renkler çok güzel. Ve yani yapıları inanılmaz yumuşak. Bence cence çok açık bir renk olmasına rağmen şunlar bile kolumda belli oldu. Ki böyle kapatıcı sürdüğüm bir gözümde e, çok rahat belli oluyor. Rengini çok güzel veriyor. Açık olmasına rağmen çok beyaz tenli değilim. Ona rağmen çok rahatlıkla kullanıyorum ve yapıları çok güzel. Çok kremsi bir yapısı var. Ben ve böyle far paletlerini zaten çok seviyorum. 3 tane far paleti gösterdim. En favori ikisini bunların tüm makyajlara yeteceğini söyledikten sonra diğer ürünlere geçiyorum. Geçenlerde bir instagramda da soru yaptığımda e, favori allığının dendiğinde ilk aklıma gelen allığı yazdım. Direkt e, Revolution'un Baby Tint'i. Bu benim stokla gittiğim bir allık. E, şimdi bir tanesi bitti. E, yenisini açayım. Rengini öyle göstereyim. Onda artık belli olmuyor çünkü. Tint allık gibi böyle su gibi bir yapısı yok ama çok güzel böyle direkt ciltte bütünleşiyor. Şöyle elimde göstereceğim şimdi. Ve ben bunu dudamda da çok güzel kullanabiliyorum. Çok doğal duruyor çünkü. Ve çok tatlı benim sevdiğim bir pembe. Bendeki roz rengi. Yapısı böyle. Dağıttığınızda da direkt bakar mısınız nasıl güzel doğal bir pembelik veriyor. Çok güzel bir renk veriyor. İçinde sim yok. Yapış yapış bir hissiyat yok. Böyle hafif de canlı parlak bir bitişi var. Dudakta da hakikaten çok güzel duruyor. Bunu sürüp üzerine böyle bir şeffaf parlatıcı geçtiğinizde de çok böyle tatlı değişik bir e, tintimsi, glossumsu bir görüntü elde ediyorsunuz. Severek kullanıyorum. Bronzerlardan da özellikle yazın kullandığım bu. Çünkü yani tabii ki kontüre göre bronzer sıcak alt tonlu olmalı. Sıcak tonlu olmalı. Bu da tam böyle sıcak bir bronzer. Bronz tende. Harika. Şuraya yapayım. Şu an yüzümde de o var bu arada. Şöyle göstereyim. Yüzümdeki de bronzer bu. Kontur uygulamadım çünkü kırmızının tonu sıcak bir ton. O yüzden bronzer sürdüm sadece. Böyle bir hafif tutmak için makyajımı. Şöyle göstereyim rengini de. Böyle simli bir bronzer değil ama içinde minik gold yansımalar var gördüğünüz gibi. Terakota deniyor bu tarza. Ve çok güzel duruyor. Özellikle yazın, tatilde yanmışten de harika duruyor. Yanmıştan olmadığında da yanmıştan efekti vermek istiyorsanız yine harika duruyor gördüğünüz gibi. Yine yazın favori olan Aydın da yine Revolution'ın şöyle göstereyim. Gold'lu, mürdümümsü. Bu aydınlatıcı olarak bence biraz koyu bir renk. Ama yani koyu demeyeyim de değişik. Yani böyle üstü simli gibi duruyor. Evet bayağı ışıltılı, bayağı simli bir ürün. E ama sadece gold gelmiyor. Hakikaten böyle o mürdümümsü renk de geliyor. Sarılı morlu çok değişik. Bunu sadece yazın kullanabiliyorum. Çünkü kışa doğru artık tenim iyice açılmış oluyor. Ben de soğuk alt tonlu olduğum için bu bana çok böyle normal zamanda gitmiyor ama yandığım zaman direkt bronzerımla birlikte bu aydınlatıcıyı mutlaka kullanıyorum. Bir diğer çok sevdiğim Revolution ürünü kapatıcısı bu Concealer Define. İlk başta aldığımda niyeyse bir anlaşamadım. Bir Elim gitmedi yani. Elimde de birkaç kapatıcı vardı. Sonrasında çok sevdim. Bunu da şöyle göstereyim. Ben C6 kullanıyorum. Çizgilere hiç dolmuyor falan demeyeceğim. Öyle bir kapatıcıya ben henüz çok denk gelmedim. Pudrayla sabitliyorum ama böyle aydınlatması çok güzel. Kesinlikle grileşmiyor. Bir de kalıcılığını çok beğendim. Böyle gün içerisinde o aydınlık görüntü gidip Böyle ter rengiyle eşitleniyor ya kapatıcı gidiyor. Ben onu sevmiyorum ama bunun kalıcılığını çok beğendim. Kapatıcılığı yüksek bir ürün istiyorsanız kesinlikle seversiniz. Sık sık da kasa arkası indirimine giren bir kapatıcı. Bir ürünü daha göstereceğim. Sadece bununla sanırım Revolution'un bu ürünüyle çok anlaşamadım. Yani bana çok uygun değil sanırım. Belki daha beyaz tenli arkadaşlar daha çok sevebilirler. Ee, bu köpük farları. Köpük far kullanmak zaten kolay değil ama. Şöyle göstereyim elimde. Bunun rengi şampanya ama böyle pembe tonlu bir şampanya. Hafif rose gold gibi. Şöyle göstereyim. Parlaması, rengi çok tatlı, çok güzel. Ben bunu aydınlatıcı olarak da denemiştim ilk kullandığımda. Çok kalıcı bir ürün değil. Yapısı çok hafif. Hemen böyle çizgilere dolup toplanabiliyor gözümüzde. Bazı gözler vardır ki göz makyajı far hiçbir şekilde bozulmaz. Kimisine de bozulur. Bu e böyle göz makyajın farım çok çabuk bozuluyor diyorsanız seveceğiniz bir ürün değil kesinlikle. Ama şöyle transparan bir pudra ile sabitlediğinizde yerinden oynamıyor. Yani bunun da çözümü var. Renk olarak fena değil. Güzel bir renk. Günlük kullanım uygun bir renk. Ama dediğim gibi mutlaka mutlaka transparan bir pudra ile sabitlemek gerekiyor ürünü. Yoksa gün içerisinde gözünüzde kalmasın. <laughs> Evet benim anlatacağım Revolution kullandığım, deneyimlediğim ürünler bunlardı. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Sizin sevdiğiniz Revolution ürünleri neler ya da sevmediğiniz biraz dedikodu da yapabiliriz. E, yorumlarda buluşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.